Ama ilk sunuculuk deneyimini bu gittiğiniz müzik derneğinin gecelerinde yapmaya Evet. başlıyorsunuz. Ben aslında şöyle küçük küçük yaştan beri sunucu olmak istiyorum. Fakat benim anneme göre birkaç tane meslek var. Doktor olursun, Öğretmen, avukat hemşire. olursun. Tabii kendi hemşire olabilirsin. Bankacı olabilirsin, muhasebeci olabilirsin. En son muhasebeci olabilirsin. Onun dışındaki hiçbir meslek değil. Ben anneme sunucu olacağım dedim ve kafama patlatmıştı bir tane. Artık ne algıladıysa yani. Ve ben ama içimde benim hep bir Ayşe Egesoy hayranlığı vardı yani. Çok severim hala, çok seviyorum. Buradan kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Hatta bir gün yayında bana mesaj attı. Sevgili Ayşe Egesoy. Onunla büyüdüm. Babamdan da aldığım bir klasik musiki bilgisi var. Mesela gelen insanlara, eve gelen misafirlere bir kriz geçirtirdim yani. Hep konuşurdum. Hep bir şeyler sunardım. Artık annem derdi ki çek git şuradan Allah aşkına seni artık görmek Duyuyor. istemem. Uzaklaş derdi yani. Böyle büyüdüm. Hep kafamda o vardı. İşte musiki cemiyetiyle beraber onun kapısını hafif aralamış oldum. Sonra diksiyon dersleri alıyorsunuz. Tabii. Kimden aldınız? Emer Seyidoğlu'ndan aldım, Altan Varol'dan aldım, Gülgün Feyman'dan aldım. Ha, bir sürü. Tabii ilk önce haberle başladım. O mesela o hikayem de çok benim aslında yürek yaralayan bir hikayedir. Tabii annem okuyayım diye para veriyor ama onun haricinde zaten babam öldüğü için maddi durumumuz da biraz kötüleşti. Benim hocaya verecek param yok. Ama Enver Seyidoğlu'ndan ve diğer hocalarımızdan da dersler almak istiyorum. Enver Bey de o zamanlar Ulus'ta aşağıda bir yerde oturuyor. Yani arabam da yok. Bir otobüsten inip saatlerce yürüyordum. Enver Seyidoğlu'na gittiğinde buradan aşağı ter akıyordu böyle. Saatlerce ders bittikten sonra o yokuşu Geri. tekrar çıkıp geri eve gidiyordum. Ve o saatte o zamanlar telefon falan da yok yani hani telefondur falan. Anneme diyorum ki arkadaşımdayım, oradayım, buradayım. Çünkü kimse bilsin istemiyorum. Çünkü beni Geçir. vazgeçirtecekler. Benim en büyük aşkım sunucu olmak. Anneme göre sunuculuk meslek değil. Sonra Sonra gittim. hayır, anneniz kabul etti mi sonra? Sonra işte Veys FM'de bir anons duydum. Klasik musikiyi bilen sunucular alınacaktır diye. Allah'ım benim kendime bir güvenim var. Gittim, kapılarını çaldım. Şimdiki mesela benim bir kızım var. Ona da söylüyorum. Bir hedefin olsun ve o hedefte yürü. Yani şöyle söyleyeyim. Sana gerçekten iyi gelecek bir meslek seç. Eğer kendine iyi gelecek bir meslek seçersen hiçbir zaman zorlanmıyorsun. Mesleğin bütün zorluklarına dahi katlanıyorsun. Sunucu olacağım. Gittim Veys FM'e başvurdum. Aldılar beni. Kabul ettiler. İşte bana bir güfte okutturdular. Bir de en böyle hiç yani unutmuyorum böyle bayağı kallavi bir güfte okudum. Ondan sonra yayın aldılar. Ben de koşa koşa eve gittim. Biliyor musunuz ben ne başardım, ne olacağım? İşte sunucu oluyor, radyo programcısı oluyorum diye. Annem kafasına patates bağladı. Bilir Ağır misiniz? yağsın diye. Hani bilir misiniz böyle patatesleri kara keserler ve üzerine kahve dökerler. Böyle kafasına patates bağladı. Benim kızım sunucu, yani ola ola sunucu mu oldun diye. Ve beni yıllarca vazgeçirtmeye Bile. yaparken bile. Sonra. Hatta bir gün dedi ki bana daha böyle hani yeni başlarsınız da mesleğe bu ünlüler vardır ama siz daha çok çömezsiniz. Tabii daha küçük kanallarda çalışıyorum. Küçük küçük işler yapıyorum falan. Annemle ablam izliyorlarsa buradan sevgilerimi gönderiyorum onlara. Beni karşısına alıp dedi ki bak kızım zaman da geçiyor. Bak artık sen de belirli bir yaşa geldin. Artık bu heveslerini bırak da bak kalırsın ortada. Bir bahtı hesap o. İş bulamazsın. Şimdi izliyorlarsa beni hatta bu videonun da altına yazsınlar. Annem ve ablam bana bunu söylediler. Artık yaşın geçiyor doğru düzgün bir meslek yap diye. Hiç unutmuyorum Ablanız bunu. ne iş yapıyor? Ablam muhasebeciydi. Annemin istediği son mesleği oldu. Ama şu anda gerçekleştirmiyor evli. Ama neticede annemin istediği mesleği oldu. Yaptı Ya yani. daktilo kursuna gönderdi annem beni. Ama o zamanlar çok modaydı. Şampiyon daktilo vardı İstanbul'un her Ya yerinde. böyle hatırlıyor musunuz? Kara kara kartallar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Bunu ezberlemiştim. Niye?
Daktilo kursunda öyle. Hani, ağlayarak gidiyorum. Ama bütün çevremdeki birçok %60 insan daktilo kursu, şampiyon daktilo kursuna gidiyordu. Ya ne alaka benim daktilo kursu? Konservatuvarı kazandım, göndermedi. Ne yapacaksın, şarkıcı mı olacaksın? Evet diye deseydiniz. Yani hiçbir türlü anneme yaranamadım ama çok seviyorum onu. Buradan izleyecek. Öpüyorum annemi. Ama sonra radyolarda haber spikerliğine başlıyorsunuz. Tabii, tabii. İstanbul FM'de haber spikerliği yaptım bir dönemde. Sonra Tatlı Ses'e geçtim. Radyoya. Evet. Beşinci Mevsim diye bir klasik sanat müziği programı yaptım. Ama öyle güzel şarkılar çalıyorum ki böyle hafta sonları. Tam böyle 18-20 arası. Bir de benim klasik musikide öyle bir hani şeyim vardır. Geçişlerim çok iyidir. Nihavent'ten Rast'a böyle anlamazsın bile hangi makamdan hangi makama geçtiğini. Çok güzel çalarım şarkıları. Program bir tuttu. Hatta o zaman çok güzel ödüller aldık. Sonra Şafak Karaman geldi. Ben hafta sonu yayın yapıyordum. Dedi ki sen çok iyisin, sesin çok iyi. Tam sen yani radyocu sesi var sende. Hafta sonu ne yapıyorsun? Seni hafta içine alalım dedi. Hafta içi 5 gün yayın yapmaya başladım. Sonra bir yapımcı size televizyonu öneriyor ve siz bir sağlık programıyla televizyona başlıyorsunuz. Tabii. Sevgili Yelda Aslan, ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ben radyo programcılığı yaparken şöyle aslında yine her şey birbiriyle aslında gittiğiniz yolda, ha bu arada onun öncesinde şey var, söylemedim daha. Radyoda hafta sonları program yaparken ben hep proje üretirim biliyor musunuz? Hep böyle durduğum yerde aklıma bir şey gelir. Yoksa. Mesela sizle ilgili gelir diyelim ki hani tanışıyorsak, arkadaşımla ilgili gelir, bir şeyle ilgili gelir. Dedim ki hafta sonu yapıyorum, hafta içinde değerlendirmeliyim. Turan Ulus vardır, Ulus Müzik'te tanır mısınız? Bana şey teklif etti, Ulus Müziğe gel. Bizim sanatçıların radyo programlarına katılmasına, radyolarda o zaman hani top 20, top 10 falan var ya, onlara girmesine destek ol dedi. Oraya başladım. Fakat ortada diyorum ya hep böyle projeye işte Zara var, Orhan Akalmaz var, Doğuş var, İbrahim Erkal var, Allah rahmet eylesin. Onlara sponsorluklar buldum. İşte onlara projeler hazırladım. Ya böyle çok güzel bir dönemden geçtim. Hafta içi orada para kazanıyordum. Hafta sonu da radyoya gidiyordum. Sonra sevgili Şafak Karaman işte beni hafta içine aldı. Hafta içine aldıktan sonra sevgili Yelda Aslan kulakları çınlasın. Sen dedi ekranda olabilirsin. İlk defa o zaman yani ekranla tanıştım. Sağlık programı sunmaya başladım. Ve o zamanlar sağlık programı yoktu. Tatlı Ses TV'de. Yoktu değil mi? Yani yoktu hiç böyle sağlık programı. Bir kadın doğumcuyla beraber telefon alıyorduk. Sağlığa da şöyle bir aşinalığım var. Annem hemşire olduğu için. Bir de gerçekten orada da acayip okurum yani. Hani hastalıkları hani bana belirtini söyle sana hastalığını söyleyeyim falan. Böyle sinir bir şeyim var. Orada o bana çok fayda sağlamıştı. Onunla birlikte başladım. Tatlı Ses FM'de çok fark ediliyorsunuz ve bir sürü kanal size teklifle geliyor değil evet mi? Evet. Ondan sonra işte böyle gitti. Sağlık programı sundum. Yine sağlık programı sundum. Kanal 7'de sundum sağlık programını. Bir ara Beyaz TV'de sundum. Sonra mutfak programları başladı. Evet. Şafak Bakkalbaşıoğlu'yla o zaman bir televizyon kanalında Türkiye'yi gezmeye başladık. İlk siz mi gezdiniz? Ya ilk ben gezdim diyemem. Yok. Benden önce zaten TRT'de hatırlıyor musunuz? Gezelim görelim diye bir şey gezelim, vardı. Gezelim görelim. O vardı ama televizyonlarda ilk ben miyim desem onu bilemeyeceğim. Hangi kanalda yaptınız ilk? Samanyolu. Hiç bilmiyorum orayı. Çok güzeldi o da. Oradan mesela Show TV'ye geçmiştik. Ha, oradan oraya geçtiniz. Hı-hı. Çok yani güzeldi o dönem. Özellikle Türk kültürünü, lezzetlerini tanıttığımız o program. Sizi ilk öyle tanıdınız. Evet. Yemek programıyla. Sonra bir tartışma programı sunuyorsunuz ama bu çok kısa sürüyor. Ay şey Beyaz TV'de. Ya ben tartışmaların kadını değilim zaten yani. Ha, tartışmaların kadını değilim derken yani. Benim zaten yüzümde bir güleçlik var. Böyle daha şey. Birisi kavga etse ben durdururum yani. Televizyonculuk ne gerektiriyor?
Hani harlamak. Harlamak gerekiyor. Bende har yok ki. Ay dur kavga etme ya. Zaten 3 günlük dünya. Ölüp gideceğiz. Ne gerek var deyip sustururum. Ki öyle oldu. Ben susmadan beni susturdular ve o program kalktı. Siz istemediniz daha çok. Yani istemedim çünkü o kadın ben değilim. Sonra hayatta her şey var başlıyor. Evet. İşte aslında annemin beni bu meslekte evet gerçekten sen varsın ve devam edebilirsin'i kanıtladığım program. Hayatta her şey var. Şimdi yaptığınız mı? Evet, şimdi yaptım. Aslında daha önce ben Ankara'da Beyaz TV'de bir Ramazan programı yapmıştım. Sevgili Osman Gökçe'ye de buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kanalını açtı, güvendi. O saat çok önemli bir saat. Ve aldığımız reytinglerle biz de mahcup olmadık. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Bize inandılar, güvendiler. Öyle çok büyük bütçeler harcanarak inanılmaz içerikler yok. Ama samimi duygular var ve gerçekten o 5 günlük süre zarfında astroloji var, din var, ilişki var, sağlık var, her şey var. Ben sahne şovumda size gelen sorulardan örnekler yapıyorum ya. Bir gün bir yerde işte arka arka yaptım, üstüne espri yapıyorum falan. Bir tane en önde bir hanımefendili bir adam oturuyor. Bana böyle yaptı. Hepsini uyduruyorsun değil mi dedi. Dedim ki hayır bunların hepsi canlı yayında oluyor. Olay nerede geçiyor dedi. Türkiye'de. Gerçekten. O kadar inanmadı. Ama bir şey söyleyeceğim size. Şimdi biz telefonla bağlanılıyor diye mi inanılmıyor? Şimdi diğer kanallara bakın. Şu anda daha siz en safısınız. Öyle söyleyeyim. Biz gerçekten mesela RTÜK kurallarına uyum sağlayalım. Aman yanlış bir şey yapmayalım diye birçok şeyi ekrana taşıyamıyoruz bile. Bizim sadece şeyimiz orada adını gizli tuttuğumuzdan belki de. Ama ne olacak oraya biz ad da uydurabiliriz ki. Hani uydurmak söz konusu olsa. Şunu da söyleyeyim. Geçen programınızda da söyledim bunu. Ben o kadar hikayeyi uydurup yazabiliyor olsam vallahi roman yazarım yani. Çünkü benim programımda bestseller. Olan... yemin ederim olur. Çünkü benim programımda olan videolar 11 milyon falan izlenmiş. 19 milyon izlenen video var. Herkesin böyle ağzını açıkta bırakıp izlettirilen şeyler var, hikayeler var.